78 Aralık ayı Maraş katliamının olduğu zaman ben 8 yaşlarındaydım. İlkokul 2. sınıfın 1. yarısındaydım o zaman. Neden geçmiyor geçen zaman? O dönemlerde okulumun adı da devrimdi. Benim adım da devrimdi. Bu da 4. sınıfa kadar devrim olarak gitti zaten ismimde. Bunlar o çocuk yaşlarımda yani tabii ki ben hani sokağa çıkma yasağı nedir, işte o panzerler nedir, patlayan bombalar nedir bilen bir değilim yani çocuk halimde. İşte tam bu sokağa çıkma yasaklarının olduğu zaman da özellikle bizim ekonomik olarak çok iyiyiz, varlıklıyız. Yani kendimize ait evimiz var, arabamız var, pamuk tarlalarımız var ve şey olarak da ekonomik olarak bir sorunumuz yok. Ve şey, bu o ilkokul zamanlarımdaki halim en başta şeyle başlıyor tabii ki. Hani bunları daha sonra idrak ediyorum zaten. Hani o yaşadıklarım arka arkaya olduğu müddetçe. Ben ilkokula giderken yani okulu çok sevmeme rağmen öğretmenim sürekli bana dayak atardı mesela. Yani onun niye dayak atardı? Ya gerekçesiz yerde bir dayak atardı ve onun neden olduğunu anlamazdım. Ama sonrasında okula yani git sevmediğimden değil aslında öğretmenimi sevmiyordum. Çünkü anlamlandıramıyordum. Çok sonraları gerçekten de hani bunları idrak etmeye başladığımda aslında öğretmenimin bir çok muhafazakar, sofu bir aileden geldiğini öğrendim. Acaba bu muydu diye düşündüm. Tabii ki sadece bu kalsaydı aklımda. Ama çocuk aklımda o kadar şey bıraktı ki bende. Biz daha işte evdeyiz. Sokağa çıkma yasağı var. Hepimiz evin içindeyiz. Sokağımızda da amcamın oğlu oturuyordu. İşte onların da açık ekmek bulunmadığını biliyorduk. Ve annem dedi ki hadi açık ekmeği sulayalım da onlara götürelim dedi. Aşağıya inerken bahçemizde hurmaların, ayvaların olduğu zamandı çünkü. Dedik ki onları da toplayalım. Hani bir şey bulamayabilirler. Onlara da götürelim. Tam biz işte çıkarken annemle birlikte surumuz var o zaman tabii ki. Surun dışında kocaman kırmızı bir çarpı işaretini gördü annem. Ve dedi ki hemen içeri koştu işte abimleri çağırdı. Abimleri çağırdıktan sonra abimler tabii ki hemen içeri gelin dedi. Tedirgin oldular. Annem hayır dedi. Onlar ekmeksiz. Yani biz onlara bu ekmeği götürmek zorundayız. Sonra beni yanına aldı tabii ki. Hani hep gittik üst sokakta. Üst sokağa gittik ama yani onlar apartmanda oturuyorlardı. Apartmanın görevlisi vardı işte. Tam böyle bizi yukarı çıkartmadı. Bizi yukarı çıkartmadığı gibi işte ekmeği elimizden alıp yere fırlattı. Şey dedi. İşte küfür ediyor ama ben hani bize niye kızdı, niye küfür ediyor anlamış değilim yani. Tabii korktuk. Korkunca annem hemen elime yapışıp tekrar geri alt sokaktaki evimize döndük. Tabii biz evimize döner dönmez onlar bir böyle telaş içerisinde, bir toparlanma içerisinde. Babam sürekli işte siz arabaya doluşup gidin, köye varın, kendinizi kurtarın, biz yaşlıyız, bize dokunmazlar dedi. Çünkü arabaya hepimizin sığma şeyi yoktu. Siz 6 çocuk işte girin arabaya gidin dedi. Bu arada annem işte kilere koşup bize erzak hani ne olacağız yolda ne olmayacağız doğal olarak. Kilerde erzakları doldurmaya başladı bir taraftan ama abimler kabul etmiyor. Yani annemle babamı bırakıp gitmek istemiyorlar. Ama babam ısrarla hayır dedi. Bizde dedi kara tren var. Kara tren çalışıyor o zaman köye. Kara trene biner, köye ulaşır, orada buluşuruz dedi. Ondan tabii ki benim hep o su sesi aklımdadır. Şimdi bile şey oluyorum, arkamızdan suyu döktü ama biz yani onları orada bırakacağız, onlar orada ne olacak? Yani biz yolda ne olacağız? Yani onların, bunların konuşmalarından benim çocuk halim yani oradaki o şeyi algılayabiliyorum yani o süreç içerisinde. Tam yola çıktık. Yolda Maraş'ın hemen çıkışı ve girişi diyelim jandarma var zaten. Her zaman olurdu orada bir şey gibi yerleri vardı. Jandarma işaretiyle tabii dur deyince durduk, araba durdu. Arabamızın durmasıyla birlikte yolun kenarlarından bir sürü kişi elinde sopalar, tokaçlar, bu halı yıkanan tokaçlar yok mu koca koca tahtalar. Biz onları sadece ben şey bilirdim yani hani o
tahta tokaçlarla işte halı yıkanır, yün yıkanır bizim derede. Yani ama benim tokaç çok hafızamda haza şeydir artık. Ve bütün arabamızın üzerine gelerek bizim haşat ettiler böyle. Bütün camlarımızı kırdılar ve jandarma orada bunu böylece izledi. Tüm arabanın her tarafı delik deşik oldu ama daha çok da anladığım kadarıyla konuşmalarından hani durduracaklar galiba dedi. Yani dedi ki hadi şu altınları atalım, belki hani böyle bir şey için yapıyorlar. Altınları atalım, kurtulalım konuşmasında bu sırada küçük abim dedi ki işte durdu araba dedi. Durdu dedi. O sırada durdu deyince araba zor gidiyor zaten. Kallı köyü ile soy ismimiz aynı. Onların da Narlı, bizimki de Narlı. Ama onlar Sünni köy, biz Alevi köyüz işte. Bu Çakallı köyüne dönme sırasında araba peşimizi bıraktı. Büyük ihtimalle herhalde bizi o köyden zannetti. Sünni zannettiği için peşimizi bıraktı. Emmi diye biri vardı sürekli bizim gelip işimizi yapan. Guru Emmi'nin evine doğru gittik. Guru Emmi'nin evinin önüne girince bu sefer bütün köylüler oraya toplandılar. Önce işte böyle aralarında fısır fısır bir şeyler konuştular. Sonra işte şeye başladılar. İşte bunlar Kızılbaşlar, bunlar Aleviler, işte öldürelim bunları diye sesler, yani önce fısıldaşan sesler böyle daha da homurtulara ve şeylere dönüştü yani. Bu sefer şey, Guru Emmi işte içeriye gidip gelip bir tane böyle eski paslı şeyli bir tane tüfek çıkardı. Yoksul bir köydü orası yani, çok şeydi. Bir tüfek çıkardı ve dedi ki, ben yani onu hiç unutmuyorum. Ya dedi, çünkü o hep benim şeyde kalmıştır. Biz dedi, yani yıllarca dedi bunların ekmeğini yedik. Çünkü onlar bizi kendilerinden ayrı görmediler dedi. Bunlar kapıma gelmişler. Ben bunlar misafirdir, ben bunlara bir şey yaptırmam dedi. Yaptırmam dedi ve bizi işte içeriye aldı. Ve onlara da artık evinize dönün dedi yani. Guru Emmi bizi sabaha karşı karanlıkta alıp, İşte şeyin Aksu Nehri geçer bizim köyümüzün kenarında. Aksu Nehri'nin içi, biraz içinden, biraz kenarından bizi köyümüze kadar götürdü. Biz hani hayati bir şey yaşamadan en azından o şeyin içerisinde köye ulaşarak kurtulmuştuk yani. 3,5 yıl köyde kaldık, Maraş'taki evimize dönemedik. Bizim köydeki evlerimizin hepsinde 2'şer metre sur var. Hep yani düşünün, ben çocukluğumdan beri evlerimiz hep surlu. Onların sonradan aslında o surların hep koruma amaçlı o dönemlerde yapıldığına öğrendim. Çünkü buraya yani birçok yere gittiğimde birçok köyde sur olmadığını, daha şu tarihlerde bile sursuz bir sürü köy var. Ama bu sursuz köylerinde daha çok Sünni köyler olduğunu gördüm. Ama o surları biz korkumuzdan yapmışız yani. Mutlaka sürekli demek ki sürekli bir endişe ve tedirginlik içinde yaşamışız. Köyden 1,5 yıl yaşadıktan sonra tekrar geri tabii ki Maraş'a döndük. Hani böyle can kaybı vermeden kurtulduk ama tabii işin ben bahşet boyutunu ve hametini bilmiyorum. Sonra geldik 1,5 yıl sonra, bir de 12 Eylül dayandı kapımıza. Yani 12 Eylül daha hemen arkasından yani. Kız olan çocukla işte biz arkadaşız. Sokakta oynuyoruz, beraber okula gitmeye çalışıyoruz işte. Ama onun erkek kardeşi, ben her okula gitmeye çalıştığımda her gün benim yolumu keserdi. Her sabah istisnasız yolumu keser. İşte elimde o zaman böyle sepetler var, mavi beslenme çantamız. Onu alır, yere atar bütün beslenmemi. İşte lastik ip atlardık. Lastik, çamaşır lastiği vardı o zaman. Onu alırdı, taşla ezerdi. Üst kar olurdu o zamanlar. Maraş'ta kar yağardı o şey yaptığımızda. Onu gelir mutlaka okula giderken ya soğuk su dökerdi üstüme karın içerisinde. Yani sürekli her gün benim önümü keser, mutlaka bir sataşırdı yani. İşte ben döner anneme babama, yani korkuyorum çünkü. Yani her çıkışımda dönerim söylerim, ha işte böyle böyle yapıyor diye. Ya çocuktur işte, yaramaz, büyür, geçer bunlar derdi. Ama çok sonraları bizim o komşunun ile ilgili Kadri'ydi ismi o çocuğun. Kadri'ydi ve ben Kadri ile ilgili bir haber okudum yıllar sonra. Kadri sürekli sabahları işte okula giderken bunları yapmasının şeyi seslenirdi bana. İşte sen Alevisin, bizimle aynı okula gelemezsin. Sen Alevisin, bizimle aynı okula gelemezsin diye. Sürekli ben gerçekten de yani Aleviliğin daha
ne olduğunu bilmiyorum yani. Onunla benim hani ne farkım var onu bilmiyorum. Kendisiyle ben niye onun gittiği okula gidemiyorum yani, gitmemeliyim ya da o benim yolumu kesiyor bunun için. Sonrasında işte Kadri tabii yıllar sonra liseyi bitirmişiz, o da bitirmiş. Ben Mersin'e gelmişim, o Malatya'ya gitmiş. Kadri benim Aleviliğimi unutmadığı gibi aslında bütün Alevilere düşman olmuş. Yalnızca bana düşman değilmiş, çocukluğunda bana düşmanmış ama büyüdüğünde bütün Alevilere düşman olmuş. Bir gazete haberinde okuduğumda Kadri Kılıç işte Malatya İnönü Üniversitesi'nde oruç tutmadığı için Ümit Cihan Tarhoy'u öldürdü. Çocukluktan itibaren işlenmiş demek ki ona yani. Hani bazen deniliyor ya, çocuktan bir katil yaratılıyor ve gerçekten de yani 20'li yaşlarda Kadri Kılıç Ümit Cihan Tarhoy'u oruç tutmadığı için öldürmüş. Ta hiç nefes bile almamışken arkasından 12 Eylül'ün getirdikleriyle işte nedir, iki abim öğretmendi, abimler aranır duruma düştüler. Babam her gün akşam işte eve baskın yapılıyor, babam alıp götürülüyor akşam. İşte her tarafı kan revan içinde sabahın köründe kapımıza bırakılıyor. Her gün bu yapılıyor. Şimdi şey anlatıldığını düşünmüyorum çünkü bizlere bakıyorum. Yani ben 20'li yaşlarıma kadar ailemde sanki dillerimiz bağlanmış gibi bu konuya dair hiçbir şey konuşulmadı. Yani o kadar çok derin bir vahşet olmuş ki ve böyle yani hani nasıl bir insanlıktır ki? Yani özellikle de hani kadınlara, çocuklara yani bu kadar derin bir vahşetle yapıldığını ben o zaman ancak idrak edebildim. O fotoğraflarda gördüm yani. O zamana kadar dediğim gibi ne konuşuldu, ne duydum, ne farklı bir şey oldu. Hala da konuşulmaz ailemde yani. Bunu şöyle bağladım. Hani ben o fotoğraflardaki o gerçekten de o vahşet boyutunu hem bu kadar vahşi bir şeyi konuşmaya yani kendilerine şey görmemişler diye düşünüyorum. Çünkü insan olarak bakıldığı için hani yaşadıklarını kapatmışlar. Çünkü böyle bir vahşeti hiçbir insanlığa yakıştıramamışlar bence onlar. Bunları konuşmalıyız. Ve mümkün olduğu kadar da yaşadıklarımızdan doğru açığa çıkarmalıyız. Yani biz yapmalıyız. Yani biz bunu devletten bekleyemeyiz. Devletin yap, çünkü orada jandarma nasıl izleyip hiçbir müdahale etmiyorsa devlet yani bir şey istemiyoruz. Devlet bunu açığa çıkarmayacağı orada anlaşılıyor zaten yani. Ben bunu herkesin de yapması gerektiğini düşünüyorum. Hani bunu başkalarına bir düşmanlık yaratmak için değil. Geçmişte neler olduğunu bilmeliyiz ki önümüzde yürüyeceğimiz yolun da ne olabileceğini onlar da görsün. Oradaydım. Onda. Ankara katliamında da oradaydım. Disk'le beraberdim o zamanlar. Tabii ki hani şey bir de hani bu katliamların bitmediği, arkası arkasına geldiği ve ben özellikle 2011 Roboski katliamı, arkasından Suruç, Ankara, Diyarbakır. Yani hani artık bu topraklarda bu katliamların bitmediği, sürekli geldiği. Çünkü devam ediyor ve vahşet, böyle canice yapılan katliamlar yani bunlar. Ve sürekliliği var. Yani biz bu topraklarda sürekli tehdit altındayız. Hala bu bizim için tehdit devam ediyor. Her an bize hiçbir zaman unutturmuyorlar. Sürekli bir yerde işte Alevis'in çarpı işareti görüldü. Yani bunu duymak bile bana tekrar o günleri tekrar yaşatıyor ve bunun her zaman tedirgin etmeye, beni her an bana bir şey olacak tedirginliğini vermek için yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten de tarih bu topraklarda hep katliamla devam etmiş yani bizler için. Gerçekten de mutlaka yüzleşilmesi gerekeceğini ve hesabı sorulması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu hesabı mutlaka soracağız. Bu hesap sorulmadı, yüzleşme olmadı. Bunlar mutlaka olacak ve bu mücadele devam edecek yani. Onlar ne kadar izin vermese de orada anmalara, biz bunları bütün, bak belki Maraş'ta izin vermiyor ama bütün bu toprakların her yerinde Maraş katliamı sonrasında bu anmalar her yerde yapıldı. Her yerde yapılır oldu. Sadece Maraş'ta değil yani.
Ama Maraş'ta da yapana kadar bu mücadele sürecek. Çünkü bizim orada katledilenlere karşı bir borcumuz var.